Varyantı Türkiye'de yeni bir varyant çıktı denmişti. İşte şu ülkede çıktı, bu ülkede çıktı. Acaba Türkiye'de var mı yok mu diye merak ediliyordu. Sonunda olduğu ortaya çıktı. Nasıl çıktı? Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca açıkladı. 6 tane vaka, omikron varyantı, 6 vakada 6 kişi de tespit edildi. Biri İstanbul'da, 5'i de İzmir'de. Dünyada da bu arada omikron alarmı devam ediyor. Varyanta karşı tedbirler artırılıyor. Dünyayı pençesine alan varyant, omikron. Evet, bizde var, merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'de olmak üzere. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sözlerle açıkladı omikronun Türkiye'de tespit edildiğini. Merak etmeyin, bizde de var diyerek duyurdu bakan. Evet, bizde var, merak etmeyin. Avrupa ülkeleri tedbirleri arttırırken Bakan Koca bulaşıcılığı fazla ama tedirgin olmayın dedi. Vatandaşımız bu anlamda tedirgin olmasın. Biz özellikle bu varyantla ilgili şu anki bilgilerin bulaşıcılığın daha fazla olduğu ama etkisinin, virülansının ön bilgilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Burada yapılması gereken vatandaşımızın sadece özellikle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tedbirlere devam etmesini istiyoruz. Peki varyantın yol açtığı etkiler neler? Bilim insanları araştırmalarını tamamladı. Omikron'daki ana semptom belirlendi: öksürük. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri raporunda vakalarda en çok görülen etkiler sıralandı. Raporda öksürük %89, yorgunluk %65 ve tıkanıklık veya burun akıntısı %59'da en yaygın 3 semptom. Nefes darlığı, ishal ve tat veya koku kaybı da nadir görülen semptomlar arasında. Tedbirler, sıkılaştırılan önlemler omikrona engel olamıyor. Omikron kabusu İngiltere'yi kıskacına aldı. Bilim insanları korkutan omikron senaryosunu paylaştı. Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu, omikrona karşı daha sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ile 75 bin arasında ölüm görülebileceği uyarısını yaptı. Uzmanlar omikronun Aralık ayı sonuna kadar İngiltere'deki vakaların yarısını oluşturabileceği görüşünde. Avrupa'da şu ana kadar omikronla bağlantılı herhangi bir ölüm yok. Ancak yayılma hızı tehlikeli seviyelerde. Avrupa Birliği'ne bağlı Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezi Avrupa genelinde omikron varyantı verilerini paylaştı. Verilere göre Avrupa Birliği üye ülkelerinde toplam 583 vaka bulunuyor. Vaka sayısının en çok tespit edildiği ülke 109 vakayla Norveç. Fransa'da 59 kişi omikrona yakalanırken Belçika'da bu sayı 30. AB dışındaki 41 ülkede de 1800 doğrulanmış vaka var. Peki 2 doz Covid-19 aşısı omikrona karşı etkili mi? Merak edilen soruya cevabı Profesör Doktor Uğur Şahin verdi. Şahin 3. doz aşı vurgusu yaptı. 2 dozun omikron karşısında tam aşılı olmak anlamına gelmediğini söyledi. 2 dozdan 3 ay sonra güçlendirici doz yaptırılmalı dedi. 4. doz hakkında da açıklamada bulundu Şahin. Omikronun yayılması devam ederse 4. dozun da gerekebileceğini belirtti. Peki omikron varyantı artık Türkiye'de, bu ayrıntılarını az önce izlediğimiz varyant daha mı öldürücü, daha mı çabuk yayılıyor? Tabii bununla ilgili henüz tespitler dünyada tam olarak yapılmış değil ama çalışmalar elbette ki devam ediyor. Çok mu şaşırtıcı bir durum yeni bir varyantın çıkması ve o yeni varyantın da Türkiye'de olması? Aslında bugüne kadarki okuduğumuz haberlerden, yapılan açıklamalardan bakıldığında çok da şaşırtıcı değil bir varyantın oluşması ve o varyantın da Türkiye'de görülmesi. Sağlık Bakanı'nın verdiği bir bilgi var. Belki o önemli. Bulaşıcılığı fazla dedi. Daha hızlı, anladığımız kadarıyla bu cümleden daha hızlı yayıldığını anlıyoruz. Ama dedi çok fazla tedirgin olmayın. Şimdi bazı açıklamalar var.
Bazı tespitler var ama tabii bilimsel olarak makalelerde yayımlanmadı anladığım kadarıyla henüz, ama ilk yapılan çalışmalarda bu varyantın evet biraz hızlı yayılıyor fakat öldürücülüğü daha az olduğu söyleniyor, iddia ediliyor diyeyim daha doğrusu. Dolayısıyla hastanede ağır duruma getirme oranı daha düşük olduğu iddia ediliyor. Bunlar iddialar, okuduğumuz gördüğümüz iddialar. Tabii ki doğrusunu, bu iddiaların ne olduğunu bu işi bilenlere sormak gerekiyor. Biz de öyle yapacağız. Değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Sayın Mehmet Ceyhan. Şu anda attığımızda enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Sayın Ceyhan merhabalar. Merhaba. İyi yayınlar Soner Bey. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sayın Şenol da söyledi ama size de şunu sormak istiyorum. Bazı açıklamalar vardı. Virüs bir süre sonra bu şekilde zayıflaya yok olup gidecek hayatımızdan diye. Ama Sayın Şenol'un anlatımından şunu algılıyorum ben. Virüsün zayıflaması değil, bu süreçte varyantların ne şekilde evrildiğini tespit eden insanoğlunun güçlenmesi mi bu salgını sona erdirecek olan? Ben o noktada Esin Hoca'dan biraz farklı düşünüyorum. Çünkü gerçekten bir mutasyonla bir virüs salgını bitebilir, bitebilir. Bu bir olasılıktır. Bunu zaten SARS'ta da gördük. Yani 800 civarında vakayla toplumsal bağışıklık gelişmedi. Mutasyonla virüs hastalık yapıcı özelliğini yitirdi. MERS'te de gördük aynısını. Bunun örnekleri çok, ancak şu anda omikron varyantıyla bu olabilir mi derseniz, öyle bir olasılık çok çok zayıf. Çünkü omikron varyantının şimdiye kadar gördüğümüz hastaları genellikle genç yetişkin, çocuk, yani diğer varyantların da zaten hafif seyrettiği bir yaş grubu. Zaten bu tespit edilen 3000'i geçen vakaya baktığımız zaman bunların büyük bir çoğunluğu genellikle bir vakanın tespit edilmesi ve ondan sonra onun etrafına yapılan testlerle, yani belirtisiz kişiler arasında bulunuyor. Şimdi buna bakıp bu varyant hafif seyrediyor, salgının sonu geldi demek son derece yanlış. Gerçekten katılıyorum Esin Hoca'ya. Bu omikron varyantının bulaşının hemen elden geldiğince çabuk bir şekilde durdurulması lazım. Çünkü bu bundan sonra gelişebilecek yeni varyantlara da yol açar. Dünyada çok ciddi bir aşısız nüfus var. Özellikle hani bizde de geldi durdu aşılama hızlı bir yerde. Hatta geriye doğru gidiyor. En iyi aşılayan birkaç tane küçük ülke dışında Amerika Birleşik Devletleri de aşağı yukarı bizim düzeylerimizde. Ama Afrika ülkelerinde sadece %7 civarında aşılama var ancak. Kaldı ki bu virüste 2 doz aşı da yetmiyor. O yüzden de örneğin Avustralya 6 ay sonra yapacağı 3. doz aşıları erkene çekti. Bizim de bir an önce bu 3. doz aşıları yapmamız lazım. Çünkü gerçekten 2 doz aşıya çok zayıf bir cevap veriyor. O yüzden bunu bir şekilde kesmezsek ne olur? Bu kadar aşısız insanın bulunduğu bir ortamda yeni varyantlar da gelişecektir. Hatta belki gelişmiştir ve bunların yayılması bundan çok daha ağır seyredecek, daha ölümcül seyredecek yeni varyantların önünün açılmasına da neden olur. Dolayısıyla gerçekten burada biz işte bekleyip de aman bu virüs yayılsın, işte salgının sonunu getirsin, zaten hafif seyrediyor diyen bir ülke ya da bilim insanı, bilim grubu da yok zaten. Hı hı. Niyeyse Türkiye'de bazı arkadaşlar çıkıp evcilleşti bu virüs, sonuna geldik gibi tuhaf ifadeler kullanılıyor. Bunlar yanlış olmanın dışında Esin Hoca'ya katılıyorum, tehlikeli de. Çünkü zaten özellikle yayılmayı, Delta varyantının yayılmasını durduramamış bir ülkeyiz. 4,5 aydır 20 bin medin aşağısına indiremedik. O halde demek ki mevcut önlemlerimiz, devletin kısıtlamaları, aşılama hızımız bundan daha az bulaştırıcı olan, yani omikrondan daha az bulaştırıcı olan Delta'nın yayılımını da engelleyemedi. Biz bu önlemlerle, hiçbir ek önlem almadan, hiçbir kısıtlama önlemi almadan omikron varyantıyla şimdi nasıl mücadele edeceğiz? Bu daha hızlı yayılacak. Kısa sürede bu vakaların arttığını göreceğiz zaten. Örneğin İngiltere 2 ay ile 4 ay sonra
bütün izolatların, bütün vakaların yarısının aşağı yukarı omikron varyantı olacağını hesaplıyor. Bizde de benzer bir durum olacak. Peki şimdi bulaşıcılık hızının, daha doğrusu şöyle dedi Sayın Bakan, bulaşıcılığı fazla. Sizler de söylediniz hani daha fazla bulaşıcılık olabiliyor diye. Şunu anlamak istiyorum. Bulaşıcılığının fazla olması ne anlama geliyor? Yani 5 saniye yan yana olduğunuzda enfekte olmuş bir kişiyle diğeri 10 saniye ise bu 5 saniyede birden geçiyor mu? Yoksa bir kişiden 100 kişiye mi geçiyor? Bulaşıcılığın fazla olmasının tam olarak anlamı nedir Sayın Şerif? Sayın Ceyhan buyurun. Bunu farklı şekillerde hesaplıyoruz. Yani işte Z kat sayısı dediğimiz bir kat sayıyla, yani bir kişi kaç kişiye bulaştırıyor, bir bu şekilde hesaplıyoruz. Bu COVID'de farklı bir durum var. Yani herkes bulaştırıcı olmuyor. Virüsü taşıyan 100 kişiden ancak 20'si bulaştırdığı için kat sayısı diye bir kat sayısı kullanıyoruz. O da şu demek, bir kişiyi mesela İşte buluyorsunuz, bu kişi kaç kişiden almıştır bu virüsü, yani tersinden bakarak hesaplıyorsunuz. Bir üçüncüsü de bu virüs ne kadar süre içerisinde bu virüse bağlı hastalık iki katına çıkıyor, onu hesaplıyorsunuz. Şu andaki hesaba göre omikron 2,5 günde iki katına çıkıyor omikron vakaları. Bu şimdiye kadar gördüğümüz varyantlardan ve dalgalardan çok daha hızlı bir virüstedir. Anladım. Zaten bulduğumuz geni de, yani bu omikron varyantında bulunan gen de bunun böyle olacağını gösteriyordu. 3 farklı değişim oldu burada, bu bölgede ve bu da bize bulaşın hızlı olduğunu gösteriyordu. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Ceyhan aktardığınız bilgiler için. Sayın